Herkese merhaba arkadaşlar. 29 Eylül Salı Ankara programıyla bir aradayız arkadaşlar. Ankara'da 8 tane koşunun olduğu bir program olacak arkadaşlar. 6'lısı da 3. koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak Ankara programının. Ben yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim genel olarak. Yine siz de takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz koşacak arkadaşlar ki akşam programı da Kocaeli var. Ben yine Kocaeli ilgili yi yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Dediğim gibi gündüz programında Ankara koşacak. Ankara'nın da 6'sı arkadaşlar 3. koşuyla beraber başlayacak ki şartlı bir de izleyeceğimiz 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe içimde start alacaklar. 9 tane ilk defa koşacak Safkan'ın start alacağı bu koşu için özellikle hem pedigri olarak hem de çalışmalarında dikkatimi çeken bir Safkan var. Bu da 8 numaralı Yiğit Batuhan. Bu Safkan Burhan Kılıç beraber start alıyor. Çok etkili bir pedigrisi var zaten. Ee, Safkan zaten muhakkak uzun vadede kendini de çok söz Yarın çıkacak ilk yarışını çok gösterişli bir şekilde kazanabilir arkadaşlar. Önemli bir Kaisberg temsil olduğunu düşündüm Safkan'dan. Kesinlikle iyi bir koşu gelecektir bence muhakkak ihmal edilmemeli ilk şans safkan konumunda değerlendirilmesi gereken bir safkan olduğunu düşünüyorum. E tabi tay koşusudur. Yani safkanların startlarında yine etkili işler yapan, etkili galoplar yapan safkanlar var bu kaç tane. Ben yine rakip noktasında birkaç tane safkana şans vereceğim bu safkan yanında ama dediğim gibi 8 numaralı Yiğit Batuhan'ın normal şartlarda belki de çok kolay kazanacağı bir yarışı da izleyebiliriz arkadaşlar günün ilk ayağı için. Burada ben özellikle rakip noktasında 2 numaralı bizim reisin Mehmet Akyavuz'la beraber önemli bir gelibolu yavrusu olan bu safkanın ekürüsüne, Atiskirüs'ün ait olan bu safkandan iyi bir yarış geleceğini düşünüyorum. Yine hazır gireceği bu yarışta etkili bir yarış çıkartabilir. Değerlendirilmeli. Daha sonrasında 5 numaralı Kral Bakırca yine Müslüm Çelik İdaresi'nde start alacak. Önemli bir Atik Bey Yavrusu olan safkandan yine önemli bir yarış, önemli bir yarış gelebilir. Yine Safkan'ı muhakkak değerlendirmek doğru olacaktır. Son nokta arkadaşlar 7 numaralı Uçan Bulut. Kışman çizikle beraber start alacak olan bu safkanın yine şanslı olabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi özellikle 8 numaralı Yiğit Batuhan'ın normal şartlarda çok kolay kazanabileceği de bir yarışı izleyebiliriz. İlk şansı bu safkana verelim. Daha sonrasında arkadaşlar gün içinde takip ettiğiniz safkanlar varsa eklemeye çalışın. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise Handikap 16'da 3 ve yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz. 8 tane safkanın start alacağı bu koşu günün günü geçmeye aday koşularından biri. Son 4 yarışını kazanarak gelen buraya 2 numaralı Kavara dostu bilindiği gibi Mahsun Turan'la beraber özellikle iyi bir kilo oluşturdular. Çok ağır kilolarda 62 kilo gibi önemli ağır kilolarda son iki yarışını çok da kolay kazandı Safkan. Oldukça istim üstünde. Çok formda arkadaşlar Safkan. Ben yine e, kilodan etkilenmeyeceğini, kendisini tanıyan Jockey ile beraber etkili bir koşu çıkaracağını e, sevdiği mesafede start harcayacak olan Safkan'ın her şeyi lehine olacağını düşünüyorum. 2 numaralı Cavaradossi, Mahsun Turan ile beraber kazanmaya çok yakın olduğu bir yarışa çıkıyor ama ben burada yine önemli bir rakibinin olduğunu düşünüyorum ki bu da 4 numaralı Canbaz. Canbaz özellikle arkadaşlar son yarışın ölçü almıyorum ama ondan önceki yarışlarında çok etkili güzel bir formu yakaladı. İstim üstünde olduğunu düşündüğüm safkanlardan biri. Üzerinde hışman çizik var. Hışman çizikte de bir ara verdi. Ara sonrası hırsız dönecektir bu Safkan'la beraber. iyi bir yarış çıkartabilir. Bence ihmal edilmemesi gereken Safkan'lardan biri olarak gözüküyor. 4 malı cambaz. Hışman çizik idaresinde ben muhakkak kuponunda bulunduracağım bir diğer Safkan olacak. Burada özellikle 2 ve 4 numaralı Safkanlar sanki gruptan bir tık ayrılıyor arkadaşlar. Diğer Safkanların özellikle bazıların bazılarının mesafe bazılarının verdiği aradığında daha henüz iyi dönemediklerini düşündüğüm Safkanlar olduğu için bu iki Safkan biraz ön plana çıkıyor ama tabi sürpriz arama noktasında burada 5 numaralı Maykon'u Özcan Yıldırım'la beraber deneyebiliriz. Son birinciliği fena değildi. Safkanın yine etkili bir yarışı yapabilir. E, her ne kadar uzun bir ara vermiş olsa da 1 numaralı solut arkadaşlar sevdiğim mesafede çıkıyor. Bölgede sevdiğim aprantilerden Makrograf Aslan ile beraber yine belki de sürpriz şansını yakalayabilir arkadaşlar. Ama özellikle dediğim gibi 2 ve 4 numara safkanlar gün ikinci ayağında. Ben de özellikle arkadaşlar büyük safkan ön planda olacak Günün üçüncü ayına geldiğimizde ise şartlı 4'te dişilere ait bu grupta iki yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe çimde izleyeceğiz. Yedi tane safkanın start alacağı bu koşu için ben yine bir tane safkandan bahsedeceğim ki zaten bu safkanın da yarın için bu gruptan çok farklı çok daha kaliteli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Çok da kolay bir birincilik elde edeceğine inandığım bir safkan ki 5 numara popüler sitten bahsediyorum. Önemli bir makaval yavrusu olan safkan zaten ana kanatlı bilindiği gibi önemli e, grup bir e, galibi safkanlar vermiş. Önemli bir kısrağımız. E, bu safkan zaten ilk yarışında isteneni veremese de sonraki yarışında çok gösterişli bir yarış kazanmıştı ki son yarışında da bence çok önemli bir rakibine önemli bir grupta geçildi. Bu yarışını tekrarlaması durumunda bile arkadaşlar bu gruptan çok çok farklı bir safkan olduğunu düşünüyorum. 4-5 dumanı popüler sitinin akıl sözden idaresiz tartacak olan bu safkanın yarın için ben çok kolay bir birinciliğini izleriz gibi gözüküyor. Yarın için bu safkanın ben bu gruptan dediğim gibi kalite olarak üstte olduğunu bu safkanın bu grubu çok kolay geçmesini bekliyorum. Günün 3. ayağında arkadaşlar Ankara'da 5 numaralı safkan Akınla beraber geçilmeyecektir diyorum. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise kısa vade 7'de 3 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe Çim'de izleyeceğiz. Burada yine 8 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. Yine zevkli geçmeye aday koşularından biri. Özellikle burada dikkatimi çeken bir Safkan var. Bu da bir numaralı hedefi gör. Güzel bir Kaisberg temsil olan Safkan hışmançızlıkla beraber start alacak. Son ikinciliğini bence çok etkili, önemli bir grupta çok güzel bir yarış çıkartarak yaptı. O günkü yarışı da dikkatimi çeken Safkan'ın ilk defa çıkacağı çim pistte de ben uyum sorunu yaşamayacağını düşünüyorum. Muhakkak ihmal edilmemeli, muhakkak şans verilmesi gereken bir Safkan olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında 3 numaralı Orhun Kağan, Ahmet Çelik idaresinde start alacak olan bu Safkan son iki yarışını çok gösterişli start yarışlar yaptı ve güzel yarışlar kazandı. Son yarışında start burada kalmasına rağmen 1.5-2 boy civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ona rağmen sonlarda etkili gelip Rakiplerini kolay avlamıştı ki bu sefer üzerinde Ahmet Çelik var. Ben yine etkili koşacaktır diyorum. İhmal edilmemeli. Daha sonrasında son nokta arkadaşlar. Son yarışında favori çıkıp ama istenen koşu koşamayan 2 numaralı Kalagay'ın ben halen Kalsi inandığım safkanlardan biri Müslüm Çelik idaresinde ihmal edilmemesi gerektiği düşünüyorum. Burada özellikle 1 2 3 numara safkanlar yani ilk üç safkanların e, ilk 3 Kaiser temsil safkanın arasında geçmesini beklediğim bir yarış olarak görsem de burada eğer bir sürpriz olacaksa arkadaşlar bu da 8 numaralı Sır Yiğit'ten enteresan bir yarış gelebilir. Burada yerimiz varsa bu sürpriz arama istiyorsak arkadaşlar bu safkana bir çarpı atalım. Vlad Demir'le beraber start alacak olan safkan son yarışın İzmir'de çok gösterişli, çok kolay bir birincilik elde etmişti ki çok hazır girdiği bir yarış karıştı. Bugün için bu rakipler içinde arkadaşlar eğer bir sürpriz gelecek de belki bu safkandan gelebilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi özellikle ilk üç safkanın arasında geçmesini beklediğim bir yarış olacak. Günün bu dördüncü ayağı. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te 3 yaşlı İngilizleri 1600 metre mesafe çimde izleyeceğiz. altı tane safkanın start alacağı bu koşu içinde ben yine özellikle arkadaşlar 2 numaralı şarlatandan biraz bahsedeceğim. E, şarlatan çok önemli bir safkan bence. Ki çok sert gruplarda önemli rakipleri karşısında hiç ezilmeden hemen hemen her yarışında ikincilik üçüncülük şeklinde tamamladı. Belki de çoğu yarışını e, kafa burun çok e, yaz ufak farklarla kaybetti safkan. E, ben safkanın kalitesine çok inanıyorum. Bugün içinde çok müsait de bir grup yakalamış. Normal şartlarda hem o kilosu uygun hem kendisini tanıyan jockey akınla beraber start alma avantajı da kullanacak olan safkandan. Ben etkili bir koşu geleceğini düşünüyorum. 2 numaralı şarlatanın sevdiği mesafede start alma avantajını da olarak yani arkadaşlar bu grubu geçebilir ki ben ufak kuponlar için en azından ya da misli kuponlar için hatta risk edilebilir de olduğunu düşünüyorum. 2 numaralı şarlatandan özellikle iyi bir koşu bekliyorum. Dediğim gibi kazanmaya çok yakın olduğu da bir yarışa çıkacağını düşünüyorum. 2 numara şarlatan akınla beraber ihmal edilmemeli. ilk şans safkan konumunda değerlendirilme arkadaşlar. Daha sonrasında zaten grupta birçok sürprize müsait grup arkadaşlar. Yani birçok safkan kazanabilir ki şarlatanın kötü koşması durumunda. Yine özellikle 1 numara karabayırlı son yarıştaki formuyla beraber rakip noktasında değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi ben özellikle 2 numaralı şarlatandan etkili iyi bir koşu bekliyorum. Rakibin de 1 numaralı karabayırlı olabileceğini. Daha sonrasındaki ise tüm safkanların şanslı olduğu zor bir grup olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Günün bu 5. ayağına. Günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te izleyeceğimiz 4 yukarı arapları 1600 metre mesafe kumda bir araya gelecekler. 12 tane safkanı start alacağı bu koşu içinde özellikle son 2-3 yarıştır özellikle üzerinde durduğum 7 malı Doru Yiğit'in son 3.'ünü oldukça beğendim arkadaşlar. Mustafa Kemal Kumbasar'la beraber start alacak olan safkan hem kül avantajı hem de yetenekli aprantisinin idaresine start alacağı bu koşuda herhangi bir aksilik yaşamaması durumunda çok da kolay kazanacağı bir yarışını izleyebiliriz. Muhakkak değerlendirilmeli Doru Yiğit önemli kaliteli bir safkandır. Safkanda kendini bulduktan sonra ben seri birincilikler yakalayabilecek kaliteye sahip olduğunu düşündüğüm safkan olarak gördüğüm Doru Yiğit'ten doğru Dori etkili bir koşu bekliyorum arkadaşlar günün son ayağında. Rakibi noktasında 8-9 oyluk bir ara verdikten sonra yarış gören, o yarışı da çok gösterişli kazanan 9 numaralı Lord. Aslında bu safkanın son yarışında sürpriz bir hanesinde biraz gözüktü ama e, Safkan'ın katisi zaten belliydi ama 9 aylık 10 aylık bir arası olduğu için en azından bir yarış görmesi beklenmesi gerekiyor diye düşünüldüğünden biraz geri planda kaldı ki zaten Lord da ona cezayı kesti. E, kolay bir necik elde etti Safkan. Lord'un bilinen bir özelliği var. Zaten önde çok boş kalması gerekiyor. Yani 2-3 boy önde gitmesi gerekiyor. Eğer ki çok grup içinde kalırsa yarışa küs e, bırakan bir Safkan. E, farklı bir karakteri var Safkan'ın. E, ben önde zaten e, kolay tempoda götüreceğini düşündüğüm yarışta. Kolay 3-4 boy gibi farklı götürecektir. Eğer virajı da biraz e, avanslı dönerse arkadaşlar önde boş kalıp kolay bir yanacak kolay bir birincilik elde edebilir. Lord muhakkak ihmal edilmemeli. Yine kuponlarda muhakkak şans verilmesi gereken bir safkan olduğunu düşünüyorum. Son nokta arkadaşlar 5 numaralı Farhan Ait yine Ahmet Çelik idaresine start alacak olan safkan son yarışlarında oldukça formda iyi yarışlar çıkartıyor. Yani işte kazanması yine benim gözümde normal olacaktır. Burada özellikle 7, 9 ve 5 numaralı safkanların bir tık önde olduğunu düşünsem de arkadaşlar günün bu ayağı için yine ben her yarışında verdiğim 1 numaralı Bostu Höbeğini Enver Şimşek idaresinde ve 4 e, numaralı Zübeyri de yine Mehmet Akyavuz'la beraber kuponumda bulundurmaya çalışacağım bütçem dahilinde yine takip ettiğiniz safkanlar varsa arkadaşlar günün bu son ayağı içinde değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip hatlarınızı ekleyerek yeni iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese bu bol şans diliyorum.